Ramazan ayı girmeden önce acaba neler yapabiliriz? Ramazan ayını nasıl değerlendirebiliriz? Veya Ramazan ayında vaktimizi, zamanımızı nasıl Allah'ın istediği bir şekilde ayarlayabiliriz? Şu şekilde sıralayabiliriz. Önce Ramazan ayı biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim ayıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamak için, Kur'an-ı Kerim'in istediği bir şekilde çalışmak için, Kur'an-ı Kerim'in istediği bir şekilde hayatı sürdürmek için, Kur'an'ın istediği bir şekilde alışveriş yapmak için, Kur'an'ın istediği bir şekilde gereken sözleri söylemek için, Kur'an'ın istediği bir şekilde insanlara davranmak için niyet etmeliyiz. Gayret etmeliyiz ve bunun nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden öğrenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ki Ramazan ayında nazil olmuştur. Dolayısıyla Kur'an ayında daha fazla insan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamalıdır. Daha fazla Kur'an-ı Kerim'i hayatına, dünyasına hakim kılmalıdır. Daha fazla hayatını Kur'anlaştırmalıdır. Daha fazla Kur'an-ı Kerim okumalıdır. İnsanların da en değerlisi, insanların da en hayırlısı, insanların da en şereflisi Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğreten, okuyan ve okutandır. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme. İkra'ul Kur'ane fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyunuz ki çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet günü Kur'an-ı Kerim okuyan kimselere, Kur'an'la amel eden insanlara, Kur'an-ı Kerim'e göre hayatını tanzim eden kişilere şefaat edecektir. Demek ki Ramazan ayında bol bol Kur'an-ı Kerim'e göre hayat yaşanmalıdır. İşimiz, gücümüz, hayatımız, alışverişimiz, gitmemiz, gelmemiz, almamız, vermemiz, yapmamız, kalkmamız, her şeyimiz Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlanmalıdır. Kur'an ayında olsun hiç olmazsa Kur'an'ı yaşamaya çalışalım. Kur'an'ı şahsımızda canlandıralım. Bizi gören Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hatırlasınlar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu canlandıralım.